İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. 20 Haziran gündemiyle BRT Ana Haber'de karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen, bağımsız devlet temelinde bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü vurgulayarak, bu yeni bir vizyon, yeni bir siyasettir. Antalya Diplomasi Forumu'nda birçok ülkenin devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla bunu paylaştık, gereklerini izah ettik, dedi. Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak Kıbrıs sorunu konusunda bir konuşma yapan ve ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek. Saat 21.30'da yurda dönmesi beklenen Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı BRT'den canlı yayınlanacak. Pozisyonda. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik kalkınma hareketini salgına karşın hızlandırmaya çalıştıklarını belirterek, geleceğe umutla bakabilecek bir pozisyonda siyasetlerini sürdürdüklerini söyledi. Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik duygularının, gönül bağlarının pekiştirildiğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Fevkalade önemli durumlar yaşanmaktadır. Doğu Akdeniz mücadelesinde, Mavi Vatan'da, hem denizlerimizde hem hava sahasında, hem Türkiye'mizin güvenliği için, hem Kuzey Kıbrıs Türkiye'mizin güvenliği için aramızdaki işbirliğinin eskiden olduğu gibi, hatta bundan sonra daha da iyi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine inanmaktayım. Artık Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceği, bu yeni siyasettir, yeni vizyondur. Ve bunu işte Antalya Diplomasi Forumundaki toplantılarda da hep dile getirdik. Açış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna tekrar vurgu yapmıştır. Ve yaptığımız ikili görüşmelerde birçok ülkenin devlet başkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililerle bütün bunları kendileriyle paylaştık ve gereğini izah ettik. Antalya ve Kıbrıs'ın birbiriyle yakın bağlarının olduğunu kaydeden Tatar, Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne suyu götürdüklerini ve aradaki Doğu Akdeniz'i Türk Gölü gibi gördüklerini ifade etti. Doğu Akdeniz'de işte Kıbrıs'tan baktığımızda biz Antalya'yı görebiliriz. Antalya'dan baktığınızda Kıbrıs'ı görebilirsiniz. O kadar birbirinize yakınız. Az önce başkan da dediği gibi uçakla 40-45 dakikada gemi veya başka deniz seferleriyle 2-3 saatte gideceğiniz bir bağımsız devlet, ama adı tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla aramızdaki bu deniz, Doğu Akdeniz bir Türk gölü halinde. Bildiğiniz gibi Anamur'dan zaten suyu da Kıbrıs'a götürebildik. Dolayısıyla aramızdaki köprüler ve bağlar inşallah daha da güçlenecektir ve iletişim imkanlarıyla, teknolojik gelişmelerle, artık sosyal medyasıyla bir takım iletişim imkanlarıyla daha da yakınlaşmış vaziyetteyiz. Çünkü anında Kıbrıs'ta olan burada duyuluyor, anında Türkiye'nin her yerinde olan Kıbrıs'ta duyuluyor. Dolayısıyla o kadar eskiye göre çok daha yakınız, çok daha fazla o gönül birliği, kader birliği, geleceğe umutla bakış gibi duygularımız artık örtüşmektedir. Dolayısıyla artık yeni dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, ki Türkiye hala da bir ana vatan, hem elbette garanti ülke, ama bu bölgenin en büyük, en güçlü ülkesi olarak değerlendirdiğimizde, ki Antalya Diplomasi Forum'da yaptığım konuşmada da hep vurguladım, Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sadece 40 mil uzaklıktadır. Ama bir Yunanistan 800 mil uzaklıktadır. Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkeleri de 2000 mil uzaklıktadır. Dolayısıyla bizlerin Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Dolayısıyla siyasetimizi de ona göre şekillendirmek durumundayız. Tatar, bir gazetecinin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine de şunları kaydetti. Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş, seçimler gayet demokratik ve YSK tarafından onaylanmıştır. Her seçim döneminde olduğu gibi bir takım spekülasyonlar yapılmıştır. Biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası için. Bana saldırmalarının sebebi Türkiye Cumhuriyeti ile aynı politikayı paylaşmamdır. İki devleti dünya siyasetine getirdik. Hazmedemedikleri eski siyasetin terk ediliyor oluşudur. Federal temelli anlaşma Rumlarla ortak demektir. Tek egemenlik Kıbrıs Türk halkı için tehlike arz ediyor. Oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkartmaktır. Kıbrıs Türklerinin kendi bekası da önemlidir. Benim siyasetim %100 Türkiye ile örtüşmektedir. Bu doğrudur ve bununla gurur duyuyorum. Bu
Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabii ki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum. Sürekli olarak Akıncı ve yandaşları yalanlarla üzerime gelmektedir. Artık ayrım yapıyor. Antalya'da yatırımı olan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden beklentilerinin 2. 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısı çağrısı yapması olduğunu belirterek, önemli olan da bu ikincisi gerçekleştikten sonra yaşanacak olanlardır, dedi. Ertuğruloğlu, savunduğumuz eşitliğimizdir, egemenliğimizdir, devletimizin Rum devletine olan eşit uluslararası statüsüdür. Bunlar inkar edilecek, göz ardı edilecek, vazgeçilecek unsurlar değildir ifadelerini kullandı. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmede bulundu. Kıbrıs sorununa değinen Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden beklentilerinin 2. 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısı çağrısı yapması olduğunu söyledi. Önemli olanın 2. toplantının ardından yaşanacak olduğunu belirten Ertuğruloğlu, 2. toplantı için Birleşmiş Milletler Üst Düzey Temsilcisi Jane Holyoke'un ilgili tarafları ziyarete başladığını, yapacağı temasların sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir rapor sunacağını anlattı. İkinci 5 artı BM'de, birinci 5 artı BM'de ortaya koyduğumuz duruştan daha farklı bir duruş veya geri adım atma diye bir olasılığımız söz konusu değildir. Savunduğumuz eşitliğimizdir, egemenliğimizdir, devletimizin Rum devletine olan eşit uluslararası statüsüdür. Bunlar inkar edilecek, göz ardı edilecek, vazgeçilecek unsurlar değildir. Kıbrıs'ta taraflar arasında ortak zeminin olmadığını vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, görülen odur ki ortak zemin olmayacaktır da dedi. Cenevre'de bundan sonra müzakere olacaksa bu ancak iki eşit devlet arasında müzakere olur anlayışıyla bir duruş ortaya koyduklarını hatırlatan Ertuğruloğlu, Rumların devlet Kıbrıs Türk'ünün de bir toplum olarak muamele gördüğü platformlarda herhangi bir müzakere sürecinin başarı şansı olmadığını kaydetti. Tahsin Ertuğruloğlu, 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına yönelik kullanılan egemenlik hakkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılmasında da kullanıldığını belirtti. Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir realitedir. Bir devletin tanınmıyor olması, o devletin olmadığı anlamında yorumlanmaması gerekir. Bizim için dünyadaki en önemli devlet ana vatanımızdır, bizi tanıyan devlettir. Uluslararası arenada yalnız değiliz, çaresiz de değiliz. Güçlü ana vatan Türkiye'miz var, dedi. Avrupa Birliği'nin tarafsız bir birlik olmadığını belirten Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin Rum tarafını kendi yasalarını ihlal ederek üye yaptığının altını çizdi. Maraş konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, kapalı Maraş'ın yaşayan şehir haline dönmesi için altyapı çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti. Ertuğruloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesinin en fazla Kıbrıs Türk'ünü sevindireceğinin altını çizerek, bu ilişkilerin sağlıklı bir yere gelmesini en fazla arzulayanlar arasında olduklarını ancak Rum tarafı ve Yunanistan'ın ne kadar samimi olarak ilişkileri düzeltmeye yönelik politikaları sürdürülebilir şekilde uygulayacağından kuşku duyduğunu aktardı. Ne kadar Rum tarafının Yunanistan'ın daha doğrusu samimi bir şekilde... Sayın seyirciler, dünya liderlerini bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu sona erdi. Forumun tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin artık masaya dönmesi gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'nden somut adım bekliyoruz, dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ı ise kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmeye çağırdı. Antalya Diplomasi Forumu sona erdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, forumun tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında bölgesel konuları değerlendirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. İki ülke arasında yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşması olmasına rağmen Yunanistan'ın NAVTEX ilan etmesini eleştiren Çavuşoğlu, Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara sadık kalmaya çağırdı. Basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Bakan Çavuşoğlu, Gümrük Birliği Anlaşması'na yönelik modernizasyon müzakerelerinin başlaması gerektiğini, bunun siyasi bir konu olmadığını söyledi.
Vize serbestisi dahil atılması gereken adımlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin artık masaya dönmesi gerektiğini, Türkiye'nin zirveden somut adımlar beklediğini vurguladı. Bu zirvenin bu anlamda bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yani Türkiye'yi oyalamasınlar. Türkiye'yi yani böyle güzel sözlerle oyalayacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. Son zamanlardaki bazı söylemlerden yola çıkarak bunları söylüyorum. Biz Avrupa Birliği ile ve AB üyesi ülkelerle de ilişkilerimizi geliştirmek ve bu konuda diğer alanlarda da işbirliğimizi geliştirip genişletmek istiyoruz. Sayın seyirciler, bugün Babalar Günü. Sonsuz fedakarlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların günü. Her yıl Haziran ayının 3. pazarı tüm dünyayla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kutlanan Babalar Günü'nde kimi aldığı hediyelerle babasına gitti, kimi de ebediyete intikal eden babasının kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Babalar Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Baba, ailenin, evladın, memleketin, milletin değerini bilmek, onlar için gerektiğinde fedakarlıkta bulunabilmektir. Baba, güvendir, güvencedir. Sorumluluğumuzun bilincinde olmaktır. Tüm zorluklara, olanaksızlıklara rağmen diklenmeden dik durabilmektir. Babalık, hep sevmek, saygı duymak, saygın olmaktır. En değerli varlıklarımız olan babalarımıza sadece bugün değil daima sevgimizi ifade etmeli, onları saymalı ve yüceltmeliyiz. Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını bizler için seferber eden, yakın zaman içerisinde kaybettiğim babam dahi olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu da Babalar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda babaların hak ettikleri sevgi ve hürmetin her an gösterilmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Önder Senaroğlu mesajında karşılıksız sevgi, saygı, merhamet, etik ve ahlak gibi değerleri öğreten babaların sığınacak liman olduğunu belirtti. Bu dönemde değerini bir kez daha anladığımız ailemiz, annemiz, babamız ve onların etraflarında bütünleşerek geliştireceğimiz birlik ve dayanışma ruhuyla bu zorlukları elbette aşacağız diyen Senaroğlu şunları kaydetti. Bu koşullar altında ailesinin refah ve huzuru için her türlü fedakarlıkta bulunan babalarımızın değerini bir kez daha hatırlayalım. Onlara hak ettikleri sevgi ve hürmeti sadece zor zamanlarımızda değil her anımızda gösterelim. Sayın seyirciler, Başbakan Ersan Saner de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde ve başarılarda babaların canı, emeği ve alın teri olduğunu vurguladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Saner mesajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde ve başarılarda babaların canı, emeği ve alın teri olduğunu hatırlattı. Saner, hiç şüphesiz ki bugünümüzde, yarınlarımızda da babalarımızın bilgisi, ailesine, vatanına, halkına, devletine sevgisi, çalışkanlığı ivme kazandıracak, damgasını vuracaktır diyerek, salgın koşullarından başarılı bir şekilde çıkma ve kalkınma çabalarına devam etmek için atılan adımlarda en büyük gücün babalar, anneler ve halk olduğunu ifade etti. Aşılama çabalarının artık büyük ivme kazandığını da anımsatan Başbakan Saner, mesajını şu sözlerle sürdürdü. İnşallah yakında turizm, eğitim ve diğer sektörlerimizde olumlu gelişmeler yaşanmaya başlanacak ve bu olumlu gidişat artarak devam edecektir. Hedefimiz çağdaş, refah ve yaşam kalitesi yüksek, dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mümkün olan en kısa sürede ulaşmaktır. Rum komşularımızla egemen eşitlik ve iki devletlilik temelinde bir anlaşma yapmak da hedefimizdir. Ancak bunun için Rum dostlarımızın zihniyet, onları destekleyenlerin de tutum değişikliğine giderek
Kıbrıs'ta var olan gerçekleri kabul etmeleri lazımdır. Bu anlamlı ve dünyada kutlanmakta olan günde bir baba, başbakan olarak tüm babaları sevgi ve saygıyla selamlıyor, herkese ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sayın seyirciler, ülkemizde son yapılan testlerde 14 yerel 16 pozitif vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 6194 test yapıldı. 14 yerel 16 pozitif vakaya rastlandı. 20 kişi ise taburcu edildi. Açıklamada 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup bu süre içinde gözetim altında bulundurulmakta, 14 kişi ise yerel vakadır denildi. Vakaların 8'i Lefkoşa, 6'sı ise Gine bölgesinden. Taşınmaz Mal Komisyonu'na yapılan başvuru sayısı 6853'e ulaştı. Komisyonun internet sitesindeki bilgilere göre başvurulardan 1227 tanesi dostane çözüm yoluyla, 34'ü de duruşma yoluyla sonuçlandırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu'na kuruluşundan bugüne 6853 başvuru yapıldığı açıklandı. Komisyonun internet sitesindeki bilgilere göre başvurulardan 1227 tanesi dostane çözüm yoluyla, 34'ü de duruşma yoluyla sonuçlandırıldı. Komisyon şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 318.197.662 sterlin tazminata karar verdi. Ayrıca 3 başvuru için iade, 2 başvuru için takas ve tazminat, 7 başvuru için de iade ve tazminat kararı alındı. Taşınmaz Mal Komisyonu bir başvuru için çözümden sonra iade ve bir başvuruda da kısmi iade doğrultusunda karar verdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Genel Kurul'un gündeminde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısıyla Küçükler ve Mahcurlar Vesayet Değişiklik Yasa Önerisi bulunuyor. Saat 10'da başlaması beklenen toplantının seçimler ve halk oylaması yapılacak işler kısmındaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Tasarısının 3. görüşmesi yapılacak ve geneli oylanacak. Sayın seyirciler, Cimnastik Federasyonu bir süre önce San Hilaryon bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan konserin Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucu ertelenmesine tepki göstermek amacıyla gençlerle parkur müsabakası düzenledi. Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu, çocuklarımızın uluslararası alanda görünür olmalarını sağlayarak üzerimizde oynanan oyunları bozmaya çalışmalıyız. Asıl hedef bize uygulanan ambargoların kaldırılmasıdır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu bir süre önce San Hilaryon Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserin Kıbrıs Rumların girişimleri sonucu ertelenmesine tepki göstermek amacıyla gençlerle parkur müsabakası organize etti. Kendine inan, her şey mümkündür sloganıyla San Hilaryon Kalesi'nde düzenlenen parkur müsabakasına 12 yaş üstü çocuklar katıldı. Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, parkur branşını ilk kez düzenlediklerini kaydederek San Hilaryon Kalesi'nde yapılacak konserin Rum tarafının engellemeleri nedeniyle bu bölgeyi seçtiklerini söyledi. Üzerimizde oynanan oyunları bozmaya çalışmalıyız. Nasıl? Altyapı anlamında hizmetler getirerek çocuklarımıza, güvenli ve modern salonlar, alanlar, sahalar yaparak çocuklarımıza, eğitim anlamında da antrenörlerin gelişimidir. Dünyayı yakalayabilmek için çağdaş anlamda çok çalışarak oraya yakalamamız gerekiyor. Ama asıl hedef bize uygulanan ambargoların kaldırılması, kalkması için biz buradayız. Çocuklarımızla çalışıyoruz ve günü geldiğinde de başaracağız, inanıyoruz. Ambargolardan dolayı uluslararası alanda spor müsabakalarına katılamadıklarını belirten Sapsızoğlu, sporu yönetenler olarak çocuklarımızın seviyelerini yukarı çekerek, uluslararası alanda görünür olmalarını sağlayarak üzerimizde oynanan oyunları bozmaya çalışmalıyız. Asıl hedef bize uygulanan ambargoların kaldırılmasıdır, dedi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam da programa katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli gençlere destek verdi ve ülkenin maruz kaldığı haksız ambargoları eleştirdi.
Dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. Ermenistan halkı erken seçim için sandık başında. Azerbaycan'la yapılan savaşta uğradığı yenilginin ardından istifa eden Nikol Paşinyan seçimin en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ermenistan'da erken parlamento seçimi için halk sandık başına gitti. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında Nikol Paşinyan'ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmesi üzerine yapılan parlamento seçiminde 26 siyasi hareket yarışıyor. İlk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katıldığı seçimde oy verme işlemi tamamlandı. Seçim öncesi yapılan anketler yarışın başbakan Paşinyan'la eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın arasında geçeceğini gösteriyor. Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan bu seçime Sivil Sözleşme Partisi ile katılıyor. Rusya yanlısı tutumuyla bilinen Koçaryan ise Ermenistan İttifakı ile yarışıyor. Sayın seyirciler, dünyanın birçok ülkesinde koronavirüse yakalanan kişilerde saptanan kara mantar hastalığı Arjantin'e de sıçradı. Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı. En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Uzmanlar COVID-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında kara mantar olarak adlandırılan mukormizonun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor. Brezilya'da binlerce kişi hükümete karşı protesto gösterileri düzenledi. COVID-19'dan ölü sayısının 500.000'i aştığı Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgına karşı tutumu başkent Brezilya ile 24 eyalette protesto edildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle tepki çekiyor. Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 500.000'i aştığı ülkede Devlet Başkanı Bolsonaro'nun salgına karşı tutumu başkent Brasilia ile 24 eyalette protesto edildi. Ülkedeki salgın durumundan Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler devlet başkanının görevinden alınmasını ve yargılanmasını istedi. Göstericiler ellerinde Bolsonaro karşıtı pankartlar taşıdı, hükümet karşıtı sloganlar attı. Sayın seyirciler, polisin sokağa çıkma yasağı kapsamındaki denetimleri sürüyor. Polisin ülke genelinde dün geceki denetimlerinde toplam 51 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde haftanın tüm günlerinde uygulanan 00 ile 05 arasındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 51 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Güzelyurt'ta dün öğle saatlerinde çıkan balya ve ağaçların yanmasına neden olan yangının kundaklama sonucu başladığı anlaşıldı. Olayla ilgili iki zanlı tutuklandı. Güzelyurt'ta eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgede dün saat 12.40'da yangın çıktı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Ramadan Binatlılı'ya ait 58 rulo, balya ve çeşitli şahıslara ait 22 portakal ağacı, 6 limon ağacı kısmen, 12 zeytin ağacı ve 70 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği tamamen yandı. Polis yangınla ilgili ileri soruşturmada Ramadan Binatlılı'ya ait balyaların kundaklama sonucu yandığını tespit etti ve zanlı olarak görülen iki kişiyi tutukladı. Gaziveren'de sahil ve gemi konağında da deniz dip temizliği yapıldı. Düzenlenen etkinlikte çevrenin kirletilmemesinin önemi vurgulandı. Serhatköy Avcılar Birliği öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu ve Lefke Belediyesi desteğiyle düzenlenen etkinlikte Gaziveren sahil şeridinde 2 kilometrelik bir alanda çöpler toplanırken gemi konağı antik iskele arası bölgede kıyıdan 50 metre içeride deniz dip temizliği gerçekleştirildi. Batı bölgesindeki 15 Avcılık Birliği'nin katılımıyla düzenlenen etkinlikle ilgili belediyeye konuşan Serhatköy Avcılar Birliği Başkanı Tibel Cuma Gülkan, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek bu duyarlılığın artmasını diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Kuk da avcı doğanın bekçisidir sloganıyla yola çıktıklarını belirterek avcıların çevreye ve doğaya duyarlı bir topluluk olduğunu ve etkinliğinde bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan bağımsız Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da çevrenin korunması konusunda duyarlılık gösterip etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da önemli olanın kirletmemek olduğuna dikkat çekti. Aşağı 2 saat içerisinde bu görünen manzara ortaya çıktı. Maalesef her zaman dediğimiz gibi önemli olan kirletmemek, yoksa temizlemeyle baş etme imkanı yok bunu. Ben katkı koyan tüm bu duyarlılığı gösteren avcılık atıcılık kulüplerine, özellikle bu babalar gününde gelip bu temizliği kampanyasına katılan herkese teşekkür ederim. Bu haberle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki 3. ve son karşılaşmaların ilk ikisi bu akşam oynanıyor. A grubunda mücadele eden Türkiye Milli Futbol Takımı İsviçre ile karşı karşıya geliyor. İlk 2 maç sonunda puansız ve -5 averajla grupta son sırada yer alan Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk galibiyetini alma hedefinde. Türkiye Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise Kırmızı Beyazlılar şampiyona veda edecek. Grupta 6 puanla lider İtalya ile 4 puanla takipçisi durumundaki Galler ise zirve mücadelesi veriyor. İtalya kazanması veya beraberlik durumunda A grubunu lider tamamlayarak bir üst tura çıkacak. İkinci sıradaki Galler'in de son 16 ülke arasında yer alma şansı yüksek. Galler kaybetse dahi diğer maçlardan gelecek sonuçlarla birlikte gruptan çıkabilecek. Turnuvada dün E grubunda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Grupta son maçları öncesi İsveç, Slovakya'nın önünde ilk sırada yer aldı. Grubun son karşılaşmalarında İsveç'le Polonya, Slovakya'yla İspanya kozlarını paylaşacak. F grubundaki ikinci maçların ardındansa Fransa liderliğe yerleşti. Turnuvanın ev sahiplerinden Almanya son Avrupa şampiyonu Portekiz'i 4-2 mağlup etti. Son dünya şampiyonu ve Euro 2016 finalisti Fransa ise Macaristan'la 1-1 berabere kaldı. Basketbol Büyükler ve U17 Erkekler Ligi'nde playoff yarın başlayacak. Ligde ikinci sırada bulunan Yakında Üniversitesi ile üçüncü sıradaki Yeni Amerikan Üniversitesi saat 20'de Neura 25 spor salonunda karşı karşıya gelecek. 3 maç kazanım esasına göre oynanacak yarı finalin ilk maçına Yakın Doğu 1-0 önde başlayacak. Playoff'a ilk sıradan giren ve 1-0'lık avantaja sahip Kopspor'la 4. sırada yer alan Soyer Acıganimler ise serinin ilk maçına 22 Haziran Salı akşamı Atatürk Spor Salonu'nda çıkacak. Diğer yandan Basketbol U17 Erkekler Ligi'nde yarı finaller başlıyor. Yarı final ilk maçında yine Amerikan Üniversitesi ile Kopspor yarın karşılaşacak. Gayun'un 1-0 önde başlayacağı seride ilk maç yine Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda saat 20'de oynanacak. Yarı finalin diğer maçında seriye 1-0 önde başlayacak Yakında Üniversitesi Soyer Spor'la saat 17'de Neura 25 Spor Salonu'nda mücadele edecek. Handball U16 liginde ikinci hafta 4 karşılaşmayla tamamlandı. Erkeklerde Mausa Gelişim Akademisi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 18-12 yendi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Digem kadınlar karşılaşmasında ise kazanan 14-11'lik skorla Digem oldu. Kadınlarda Şahlan'la Ozanköy arasında yapılan karşılaşmayı Ozanköy 13-10'luk skorla aldı. Özgür Adımlar yükseliş maçında ise kazanan taraf 30-16'lık sonuçla Özgür Adımlar oldu.
Kuzey Kıbrıs Rally Kulübü organizesi Gönyeli Sprint Rally'sinde en iyi dereceye Ömer Yıldız imza attı. Sprint şampiyonasının ilk yarışı olan Gönyeli Sprint Rally'si Gönyeli'de hazırlanan yaklaşık 9 kilometrelik Şevketoğlu etabında yapıldı. Yarışta ekipler biri deneme olmak üzere etabı 3'er kez geçti. Ömer Yıldız, Murat Arşık'ın co-pilotluk yaptığı yarışı 5 dakika 31.1 saniyelik derece ile zirvede tamamladı. Enver Haskasap, Halil Muğla ikilisi 2. Sadık, Buse Bilgimer 3. oldu. Bilgimerler ayrıca sınıf 1 birinciliğini elde etti. Sınıf 4'te Özhan Karaduman, Cemal Geltekin, sınıf 3'te Mahmut Özer, Ali Burhan, sınıf T2'de ise Sander Kahveciler, Eser Sulo rakiplerini geride bıraktı. Masa tenisinde Ferdi Minikler turnuvası yapıldı. 10 yaş altı ve 10 yaş üstü kız ve erkek kategorilerinde yapılan turnuvanın 10 yaş altı ve 10 yaş üstü erkek kategorisinde birincilikleri Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği sporcuları kazandı. 10 yaş altı minik erkeklerde Celal Beyt'in ardından Gaye oyuncularından Kuzey Alev ikinci, Ivan Behotin ile Mert Özel üçüncülükleri paylaştı. 10 yaş üstü minik erkeklerde Tuğra Soyer'i Karşıyaka'dan Ali İleri ikinci, Haruka Tanka'dan Toprak Öztürk'te Bekiroğulları oyuncusu Bertu İlgililer 3. izledi. Minik kızlarda ise Arukat'tan Ecem Önder 1. oldu. Bu kategoride Bekiroğulları'ndan Arem Bıyıklı 2. Gaye sporcusu Özüm Özel ile Karşıyaka oyuncusu Emine Kıran 3. aldı. 2021 Yıldızlar Kulüpler Arası Plaj Ligi 22 Haziran Salı başlayacak. Lefkoşa Beach Voley Arena'nın ev sahipliği yapacağı lige 34 kız, 17 erkek takım katılıyor. İlk hafta maçları saat 18'de başlayacak. Ligin ilk haftasında toplam 40 karşılaşma yapılacak. Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas. Kulübün seçimli olan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, Sarı Kırmızılıların 38. başkanı oldu. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve 5 adayın yarıştığı seçimde 4731 genel kurul üyesi oy kullandı. Toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi. Toplamda 1541 oya ulaşan Burak Elmas, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti. Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi'ndeki 15. maçında turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de başlayacak. Güney Kore'yi 3-1 yenerek dörtlü finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları turnuvada 3. sırada. 12 galibiyete ulaşan Brezilya ise 2. durumda. Üst üste 3. kez dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde eden Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek ekip konumunda bulunuyor. Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak. Öte yandan Türkiye Milli Erkek Voleybol Takımı, SEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaşacak. Üst üste 2. şampiyonluğa ulaşmak isteyen Türk Milli Takım, rakibiyle final mücadelesine saat 21'de çıkacak. Amerikan Basketbol Ligi NBA playofflarında Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i uzatmada 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı. Nets'in yıldızı Kevin Durant bitime 1 saniye kala zor pozisyonda attığı baskette maçı uzatmaya taşıdı. Yaklaşık 3,5 dakika sayı üretilmeyen uzatma periyodu sonunda rakibine üstünlük sağlayan Bucks adını konferans finaline yazdırdı. Bucks'ta yani Antetokounmpo 40 sayı, 13 rebound, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi ekipte müsabakanın tamamında forma giyen Drain 48 sayı, 9 rebound, 6 asistle mücadele etti. Milwaukee Bucks Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers Atlanta Hawks eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Almanya Grand Prix'sinin Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı Almanya'da 30 tur üzerinden yapıldı. Marc Marquez 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak bu sezonki galibiyetini elde etti. Bitiş çizgisini liderden 1.610 saniye sonra geçen Red Bull sürücüsü Miguel Oliveira ikinci, Marquez'in 6.772 saniye gerisindeki Monster Energy Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise 3. sırayı aldı. Quartararo puanını 131'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 9. yarışı Hollanda Grand Prix'si 27 Haziran'da koşulacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarı olması bekleniyor. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 18, Girne'de 20, Alev Kayası'nda 16, Güzelyurt'ta 15, Gazi Mausa'da 19, Lefke'de 19 ve Yeni Erenköy'de 20 derece dolayında olacak. Yarın gündüzse en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 33, Girne'de 28, Alev Kayası'nda 26, Güzelyurt'ta 30, Gazi Mausa'da 28, Lefke'de 26 ve Yeni Erenköy'de 28 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde de hava açık ve bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre olması bekleniyor. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonun çok yüksek olması bekleniyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.